Hepinize merhabalar gençler. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir oyuncağınızı videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz çift güçlendirici epiklerden Philip Lam, Fabio Cannavaro, Peter Schmeichel bugün bizlerle beraber ve tabii ki yan çarlar arkadaşlar ama yan çarların yan çarın yan çar. yani bu kadar leş e, bir yan çar paketi daha henüz gelmemiştir. Yani hani hiçbirisini koyacak ve değerlendirecek bir durum değil şu anda ki bu pakette de öyleydi. Yani çok fazla böyle beğendiğim e, bir tek robotka hani burada Zaten kullandığımız bir önce olduğu için hani aradan bunu çekip alıyorduk ama yani şunların hani şu anda gireyim GP'li en iyilerini bulurum yani mevkilerin en iyilerini bulurum bu arada. Ee, bu yüzden e, yani şu 3 oyuncu bulamazsanız şunlar boşa gidiyor. Hani daha önceki sezonlarda en azından 2 tane falan şuradan seçip hani ilk 11'de oynatabileceğimiz değerde bir oyuncu oluyordu ama artık şimdi e, bunlar da gelmiyor. Hani Konami farklı bir strateji belirlemiş belli ki. E, saçma sapan güçlerde ve saçma sapan özelliklerde e, GP'li kart havasında oyuncuları çok fazla getirmeye başladı. Neyse biz şimdi konudan sapmayalım arkadaşlar. E, Fabio Lanfabio, var ve tabi Güyan Çarlar'ı inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce de bir bilgi vermek istiyorum. Topluluktan paylaştım. Twitter'dan da yazdım. E, bir karar aldım arkadaşlar. E, bilen arkadaşlar zaten biliyordur. E, oyuncu analizlerini ve e, işte klasman bir rakiplere karşı yani zor rakiplere karşı oynadığım maçları e, üyelere e, özel yapacağım. Arkadaşlar analiz e, kısmında e, pazartesi günü yaptığım analizleri perşembe günü herkese açık yapacağım. Perşembe günü de yani potfi analizlerini de pazartesi günü herkese açık yapacağım. Böyle bir karar aldım. E, bir şey denemek istiyorum. E, arkadaşlar parayla bu işin e, alakası yok bu arada. Sadece bir şeyleri görüp bir şeyleri denemem lazım. E, ne kadar sürer bilmiyorum bu süreç. Ama eee bunu bir görmem lazım yani bir şeyi test etmem lazım. Hoşuma gitmeyen şeyler var. E, bundan kaynaklı mı değil mi falan filan. Yani uzun hikaye yani sonra olmasa e, neden böyle bir şey yaptığımı zaten e, ufak bir videoya da açıklarım hani e, sebebini gençler. Ama e, bir şekilde böyle e, bir süre böyle devam edeceğiz tamam mı hani e, anlaşacağız için şimdi teşekkür ederim. E, hani abonelikten çıkanlar da olabilir sıkıntı değil e, çıkabilirler. Daha sonra zaten herkes açık yaptığım zaman da geride gerçeklerdi yani ben ne anladım işte o zaman çıkma işte yani niye çıkıyorsun. Neyse, karar sizin arkadaşlar herkes özgür bu konuda İster çıkın ister izlemeyin ee, bilmiyorum hani orası artık sizde beyler birazcık e, böyle birazcık sabır olacak birazcık böyle bir şeyleri test edeceğiz hem kendi açımızdan hem de e, sosyal medya açısından diyeyim. Ee, bunu bir süre yapacağım. Bilginiz olsun. Ee, şimdiden herkese e, teşekkür ederim. Anlayışınız için. Tamam. Şimdi başlayalım o zaman. Geçelim. Ee, yan çarlardan kim gelmiş arkadaşlar? Sylvian Widmer, Kiran Tirney, Jonathan Tah, Timothy Castanya, Lucumi, Lukumidro, Juranovic, Ugarte ve Patrick Pence Yani. Şunların yarısını duymadım herhalde. Oğlum yani Ugarte'yi falan duyduk da abi. Lucumi, Mucumi falan. Kim abi? Wittmer. Hadi Wittmer'i Şunu duyduk, şunu duyduk. Hadi şunu az buçuk şey Belçika'dan aşinayız da. Pence, Mens kim abi? Yani bunlar niye geldi? Evet arkadaşlar geçelim hemen. Hızlıca geçeceğiz zaten bu kısmı. Niye hızlıca geçeceğiz? Şimdi görürsünüz. Al ben bunun nesini anlatayım oğlum. Bu ne oğlum? Yani. Jesus Navasal. E, sağ beke koy bunu 50 kere geçer yani oğlum yani en basitini söyleyeyim sana yani. Hani GP'li Jesus Navasal koy oynat yani. Bu ne abi? Geçelim arkadaşa. arkadaşlar e, bunu anlatmaya gerek yok. Kian Tierney görev adamı. Az biraz defansı var. E, stoperde Stopper'de oynatmayın. E, beceremez o işi. Yerin ortası var arkadaşlar. Hız hızlanması var. E, falsosu yok. Bence orta için artık buraya da bakmamız lazım arkadaşlar. Hani Atıyorum 90'a 75 yani 69 gerçi bakıyorduk da bu çok düşük bir rakam yani 75 ve üzeri gelmesi lazım artık bunun. Bunlar artık kabul edilebilir değerler değil oyun içerisinde. Hani orta açar tamam dik orta açar kesme gönderirse mesela falso açamaz kötü açar yani. O yüzden bu da geçiyorum görev adamı gitti ortasını açtı geldi onda da 69 falso var keskin orta açarsınız. Yapacak bir şey yok. Jonathan tah burada birazcık üzerine durmamız gereken bir oyuncu olabilir. 1.95, Ayboğan gibi bir oyuncu. 79 hıza çıkartabiliyorsunuz. Sıçraması var, dengesi var, e, şey, fiziksel teması var. Defansif farkındalık, defansif katı buralarda zaten güzel gelmiş. Kullanılabilir olacağını düşünüyorum ben arkadaşlar bu arada. Yani, e, hızlanma konusu tabii ki soru işareti, oraya atlamayın. Ama yine de e, fiziğiyle en azından hava toplarını ve işte kornerlerde vesaire çok rahat karşılayacaktır. Çünkü 90 sıçraması var ama yerden Akan oyunda e, hızlanması e, yavaş olduğu için e, sizi orada eksik bırakacaktır. Yanına bir tane hızlı stoperle bunu e, ne yapın? İşte body yani hızlı bir stoperle bunu eşli, şey yapın. E, nedir ona? Kanka yapın arkadaşlar. Body. En azından diğer oyuncu hızıyla e, Jonathan Tah'ı açığını kapatabilir diye düşünüyorum. Tamam mı gençler? Durum bu geçelim abi. Timothy Kastanya. Kendisine buradan 3 e, evet uğurlayalım mı? Uğurlayalım abi. Kendisine uğurlayalım. İyi baksın. E, şeyde oynatırsınız. Mini takım etkinliği Belçika varsa oynatırsınız arkadaşlar. Takımınız tabii ki. Juhon Lucumi Beyler e, bakalım. Teması da güzel. E, farkındalık, agresiflik biraz e, pasif bir oyuncu beyler. O yüzden Lucumi'yi de buradan 3 evetle uğurlayalım arkadaşlar. Josip Jravic. Beyler biraz böyle kıpırdanmalar var oyuncuda. Şut gücü dayanıklık çok iyi. 99 hızlanması var. Yüksekten pası var. Falsos 83. Ha tamam bak bu olur ama ya şu ne oğlum? Şu 69 falso ne? Ya olmaz abi. Geç. Yüksekten pas 84 güzel. Çılgın koşu golegin hata da varmış. Bu da bence bir avantajdır hücumcu bek için. E, Aktopuk yerin ortası var. Tamam. Kayrak müdahale var. Açıyı daraltma da olsa güzel olurmuş. Bir tek o eksik bence. Ama zaten defans kısmında biraz şeyler var. E, eksik olan bölgeleri var ama agresifliğinin yüksek olması ve katılımda 86 olması takım savunmasına yeterince yardım etmesini sağlayacaktır arkadaşlar. Bu iki özelliğinin olması fena değil ama yani şu Tierney e, gerçekten yok beğenmedim. Bence bu oyuncu daha fazla katkı sağlar. Agresif ve katılım yüksek. Falso yüksekten pas tamam. Ki ben daha bunu kurcalamadım yani. Ya e, tabi kurcalamadım bu teması biraz iyiymiş. 73 bunda da temas yok. Ha, çok mu kullanırsın? Tabii ki hayır. Gençler. Ha, yine de öyle kullanmazsın bu kartı da. Manuel Ugarte'ye geçelim. Ugarte ön libero mu yok edici gelmiş. Dost bölgesinde temas eksik, sıçraması düşük. Bu bölgelerde lütfen sıçraması yüksek oyuncuları tercih edin arkadaşlar. Tabii. Yani adam topu degaj yaptıktan sonra zaten ya şu göl bölgesine denk gelir çok yüksek degaj yaparsa da şu DOS dost bölgesine denk gelir. Sen şimdi 71 sıçrama ağırlı bir adamla burayı koyarsan sen o hava topunu alamazsın. Eğer bir de adamda uzun boylu bir OOS varsa yani işte ee, sıçrayan ya yani herhangi işte diyeyim, bir bir Hönes olabilir bu. Vieira'yı belki göğ yapmıştır. Vieira gelir buradan top alabilir arkadaşlar. Gilberto Silva'sı vardır. Bilmem nesi vardır. Yani uzun boylu gö oyuncuları, OOS oyuncuları düşünün. Ve onlar zaten topu alır. Senin yaptığın degaş senin sana tekrardan atak olarak geri döner. Yani sadece hani tamam buralar güzel gelmiş. Bir şey demiyoruz. Bak top kontrolü falan 80 tamam ama Yani sıçrama şu bölgelerde önemli gençler. Boy ve sıçrama. Ha sıçraması 71'dir ama atıyorum mesela bunun boyu diyelim ki 1.90. Tamam, sıkıntı yok. Ama hem 1.82 boy geliyor hem 71 sıçrama geliyor. Bunlar biraz nanaito finito. E zaten beceride gelmemiş. Gerek yok. Geçelim abi. Patrick Paint Patrick Pence'e dur oğlum Patrick Pence sen bu ne oğlum? Bu ne abi? Tamam. Kendisine Avusturyalı sanırım. Avusturya e, milli takımında başarılar diliyoruz arkadaşlar. E, anlatacak bir şey yok. Şimdi asıl mevzu bahisimize geçeceğiz böyle. Asıl mevzu bahis. Fabio Cannavaro, Filip Lam ve Peter Schmeichel arkadaşlar. Tabi burada şimdi gözükmüyor da ben şimdi şuradan açacağım. Şimdi bir çayımıza bir durum alalım. Kimle başlayalım gençler? Peter Schmeichel'la başlayalım mı? Başlayalım. Çift güçlendirici Peter Schmeichel. Arkadaşlar ben kurtarıcı özelliğini verdim. Bu arada çünkü gol değil de şey verdiğiniz zaman gol keeping değil de neydi o? e, ee, teknik passing, goal keeping. Doğru doğru goal keepingmiş. Ya goal keeping de verebiliyorsunuz ama arkadaşlar diğer Peter Schmeichel'a yani bir önceki Peter Schmeichel'a yakın değerler oluyor. Yani 1 2 puan falan fark ediyor ama saving yani kurtarıcı anlamına geliyor sanırım bu. Kurtarıcı e, becerisini verdiği zaman diğer Peter Schmeichel'dan bir 2 puan daha yüksek değerlere ulaşabiliyorsunuz. Ee, sadece şu kısımda diğeri 93'te kalıyor. Bu diğer bütün e, özellikler özelliklerde öne geçiyor diğer Peter Michael'a göre ben karşılaştırmasını yaptım. Arkadaşlar alçak degaş, eliyle uzun atıcılık var, kaptanlık var, penaltı kurtarısı var. Keşke bir de mücadele ruhu olsaydı Peter Schmeichel'a. Çok daha iyi olur ki zaten şu anda oyunun en iyi kalecisi diye ee, biliyorsunuz oyuncuyu söylüyoruz. Ki ee, biz o ilk Peter Michael geldiği zaman zaten Hani sürekli herkesin ağzında zaten böyle bir kaleci yok işte şudur budur ki karşıma da çok geldi ki gerçekten ekstra bir performans sergiliyor. Şu anda oyun içerisinde birinci sıraya yazacağım kalecidir arkadaşlar Peter Schmeichel. İmkanı olan arkadaşlar önceki Peter Schmeichel'ınız eğer yoksa onu çıkartamadıysanız bunun için açabilirsiniz. Ya bunu net söylüyorum çünkü oyun sonu kalecisi. Hani bu size bir sene kaleyi kapatır beyler. Ha nerf yer bir şey olur o ayrı mevzu ama... İlk gelen kart bayağı oyunda uzun süre etkili olmuştu arkadaşlar. Bu kartın da aynı şekilde ben etkili olacağını düşünüyorum. Eski kartı vardır sizde. Bir önceki kartı buna açayım mı diye soruyorsunuz. Yani bence gerek yok. Ama coin sıkıntın yoktur vesaire. Atıyorum Philip Lam için açıyorsundur. Baktın yenisi Peter Schmeichel geldi. Tabii ki istemem yan cebime koy. Ama eğer eskisi varsa ki bence hala iyi performans sergiliyor. O kaleciyle devam edebilirsin. Bunun için açmayabilirsiniz. Anlatacak çok bir şey yok. Kaleci zaten e, oyun içerisinde etkisini fazla fazla gösteriyor. Farkınat 99. Bir tek yakalaması 92'de kalıyor. Arkadaşlar ama savuşturma, refleksler ve uzanma yani kurtarış yapacağı alan... E, kaleyi kapsadığı alan arkadaşlar 97. Ben oyuncunun... E, Oyun sonu kalecisi olduğunu düşünüyorum. Açtıysanız da bulduysanız da e, kesinlikle bir sene boyunca e, kale kısmını e, artık kafanıza silmişsinizdir. Garantilemişsiniz. Artık başka kaleci ihtiyacınız yoktur gençler. Onu baştan söyleyeyim. Yani bunu şöyle değerlendirin. Atıyorum işte. E, diyelim ki kim geldi? E, i̇şte Julio Sezar geldi. Atıyorum şimdi. İşte bunlar 98, 96, işte bura 95, bura 95, bura 99. Hani daha iyi gözüküyor ya. Abi bu kart bug'lı kart. Bence. Yani o Julio Cesar'ın istatistikleri güzel gelebilir ama. Şu Michael oyun içerisinde bug'lı kart abi. Bak bu 2-2-4. Bak bundan yüksek gelse bile başka bir kaleci. Casillas olur, Peter Cech olur. Ne bileyim işte Vitor Baia gelir belki çift güçlenici Vitor baya falan filan. Yani tamam buralar yüksek olsa bile ben bu kalecinin ekstra ekstra performans sergilerini düşünüyorum içerisinde. O yüzden e, bunu alan arkadaşlar bir daha kaleciye açmasınlar. Bence ihtiyacınız olmayacak. Durum bu şekilde beyler. Güzel gelmiş 105 overall oluyor şu anda. Bu güçlendirici de verirseniz eğer kurtarıcı anlamına geliyor saving. E, uzun sürede oyuncuyu kullanmış olursunuz beyler tamam mı? 3 güçlendiricili kartlar gelirse 2026 arkadaşlar o zamana kadar seni idare eder bu. Şimdi beyler. Bunda herhangi bir sıkıntımız yok. Boğazımız kurudu. Ve Philip Lam beyler bak. Philip Lam'a bir şey söyleyeyim bak. Çok iyi kart. Niye çok iyi kart? Beyler. Hücumcu bek anlamında gerçekten ve kanat bek yani sol kanat sağ kanatta oynatabileceğiniz rahatlıkla oynatabileceğiniz bir oyuncu. Özellikle kanat oynayan arkadaşlar. Ee, şimdi gole giden hata var. Bu ekstra kanatta performans sergiletir oyuncuya. 94-90 hızlanması var ve 92 dengeye sahip. Yani ben buna top sürme de verdim arkadaşlar. Çünkü denge 92. Top sürme hızını 85'e getirdim ki kanattan top sürerken kendine yakın sürerek ki dengede 92 ya kolay kolay da fiziksel temasta o topu kaybetmeyecektir. Korumaya çalışacaktı. Çünkü denge yüksek. Ee, yüksekten pasta 90 yapabiliyorsunuz. Ben shutdown diye bir özellik verdim arkadaşlar. Shutdown defans özelliği ve hıza bir puan veriyor beyler. Bu arada ve Chabi Alonso'ya göre yaptım. Hani bilginiz olsun. Çünkü Chabi Alonso buraya bir veriyor ya arkadaşlar. Hani onu da oraya eklettireyim diye böyle yaptım. Oyuncu Kesinlikle ve bakın falsoyu da 90'a getirdim bu arada. Bakın arkadaşlar falsoyu 90'a getirdim. Yani dengeli bir şekilde oyuncu defansını da yapacaktır. Topunu da sürecektir. Ortasını da açacaktır. Yani bu oyuncu siz sol beke attığınız zaman veya sağ sağ ayak dış fals dış plase var mı? Var baba. Çift ayak var mı? Var baba. Sıkıntı yok. Sen bunu sağa da koysan sola da koysan bu oyuncu her iki ayağıyla da güzel orta açacaktır ki Herhalde şey de var ekstra edge crossing mi ne ekstra orta becerisi de var oyuncuda beyler. Gerçekten dediğim gibi oyun sonuna kadar belki de bek olayınızı kapatacak bir oyuncu. Handikapımız ne? Oyuncunun 1.70 santim olması ya yani 1.70 boyunda olması. Ben ne yaptım arkadaşlar? Kaleciye 4 verip sıçramasını 80'e çıkarttım ki buradaki o boy kısalını birazcık dengeleyelim. Yani. Işte bir bambi sakla daha uzun mesela işte. Ben kullanırsam. Alfonso Davis daha uzun. Bir tek kısalıktan dolayı e, hava toplarında etkisiz kalabilir ama 80 sıçrama vererek biz orada yani ne yaptık? Minimize ettik. Yani eğer bir hata yapacaksa daha. atıyorum 5 hata yapacaksa şu anda 2 hata yapacaktır. Hava toplarında. Çünkü sıçramayı da 80'e getirdik. Gayet de 10 numara oldu. O açığını da o şekilde kapattık. Kartı komple dengeli bir hale getirdik arkadaşlar. Güzel de bir kart. E, dost mevkisinde de oynayabiliyor. Dost mevkisinde e, onu fullemedim. Yani isterseniz onda bir bakalım dost mevkisinde nasıl fulleriz diye hızlıca arkadaşlar. Şöyle otomatik bir dost burayı zaten gördünüz. Artık burayı bu şekilde yaparsınız videoyu geriye sardırıp. Bir de şimdi dost haline bakalım. Şimdi dost halinde eyvallah kral. Şimdi beyler bu 100 oluyor mu acaba onu merak ettim. Dur bakayım. Aa 100 oluyormuş lan. 101 oluyor mu? Ya 101 olmuyor. <laughs> Konam yeter diyor. Neyse bu da yeter. Şimdi. Crossing, bu crossing'i mecbur vereceğiz otomatik. Burada e, shutdown bölümü var arkadaşlar. Hemen şöyle ben bir hızlıca bir yapalım. Şimdi dost mevkisinde şimdi hava gücünü yine bir 80 sıçramaya getireceğiz beyler. Yani ama onu da yine şöyle yapacağız. Bizden fazla puan gidiyor çünkü. Şunu hale getireceğiz. 80 sıçrama yapacağız. Hızımızı 90'a getireceğiz arkadaşlar. Şunu bir kapatsana. Onu sonra ekleyeceğiz. Kıvraklıkta 90 yapacağız beyler pasımızı 90-90 üzerine atacağız arkadaşlar. Bir de burada e, top sürmeyi biraz yükselteceğiz. Beyler. Şu hareket. Burada ne neyi koyabiliriz bu arkadaşa? Şunu koyabiliriz. E, burada DOS mevkisinde top saklama olacağı için ball carrying verebiliriz. Yani top taşıma. Ve arkadaşlar neredeydi o? E, crossing değil. Yok crossing değil ball carrying. Agility çeviklik var. Er yıl var. Çevklikte ne veriyor? Yok gerek yok. Teknik. Ha buldum. Aynen. 91 alçaktan pas veriyor. Güzel. E şey ne veriyor? Bol keringe. Ha denge veriyor. Denge ve hız veriyor. Yani bol kering yani top taşıma da olabilir arkadaşlar. Bu ikinci eğer dos oynatmayı düşünüyorsanız oyuncuya. Şey de verebilirsiniz. Ee, neydi o? Çevlik değil la, teknik teknik. Teknik oğlum, ne yapıyorsun lan? Heh, şunu da verebilirsiniz. Oyuncunun en azından top korurken, top saklarken, top sürmez, sıkı tutması 90'a gelsin arkadaşlar. Bence bu şekilde de dost mevkisinde bayağı sağlam bir karta dönüşüyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi dosta da yönetebilirsiniz. Tek handikapımızı tekrar söylüyorum, boy kısa ya boyu kısa oyuncunun 80 sıçramada yeteceğini düşünüyorum ama yetmezse yanına bir tane şey atmanız lazım. Ee, ne der ona? Uzun boylu bir ön libero oyuncusu atmanız lazım arkadaşlar. Şimdi ee, buna ne verebiliriz? Tabii ki bir açıyı daratma vereceğiz arkadaşlar. Açıyı daratma vermemiz lazım. Bir hava üstünlüğü vermemiz lazım. İki beyler. Kayrak müdahale vermemiz lazım. 3. Ee, hafif yüksekten pas vermemiz lazım. 4. Beyler. Kalan o bir de Artık siz kendiniz ee, farklı bir beceri verebilirsiniz arkadaşlar. Çift vuruş falan kullanıyorsunuz verebilirsiniz oyuncuya. Bu şekilde de bu oyuncu burada da kullanabilirsiniz. Bu becerileri bekte de aynı şekilde yapıp bekte de değerlendirebilirsiniz. Yani kartı her iki şekilde de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Güzel. Şimdi geçiyoruz. Fabio Cannavaro. Beyler ben defans verdim artı bir olarak. Ee, ve oyuncu bu şekilde full edeyim, 106 overall'a kadar çıkıyor oyuncu. Farkındalık 101. Katılım 95. mücadele 198. Arasivlik harika gözüküyor. Denge 90. Şimdi burada bir şey dikkat çekeceğim. Ee, oyuncunun hem fiziksel teması var 94. Hem de dengesi 90. Yani bu oyuncunun kolay kolay. Şimdi kağıt üzerine buna bakıyoruz ama bu oyuncunun kolay kolay top kaybetmemesi lazım. Yani top sürerken, topa hakimken denge zaten 90. Orada zaten bir topu koruyor. Kolay kolay yıkılmıyor. Ekstradan top kaparken de 94 temasıyla da ona da zorluyor. Yani oyuncunun her iki şekilde de bir artısı var. Arkadaşlar, sıçramada 100. Yani artık bu oyuncunun hep biz boyunu konuşuyorduk ya. Abi işte boyu kısa, sıçrayamıyor, boyu kısa Messi'den top alamıyor falan filan. İşte ne bileyim işte sıçraması yüz bu niye sıçramıyor falan. Arkadaşlar artık o oyunun bilmem neliği. Yani şu kartın oyun içerisinde Haaland'dan dahi belki kafa alması gerekiyor. Yani 100 sıçrama deniz arkadaşlar bakın 100 sıçrama. Yani ee, 2.70'e kadar sıçrıyor herif. Beyler. 2 metre 70 santime kadar sıçrıyor. Şimdi bunu bir örnekle anlatayım ben size. Bir Haaland yazsana baba. Haaland'ın tabii sıçramasına bakacağız şimdi ben de aç birisini fark etmez. Veya bendeki şu kartını aç. Şu çıktı ya 101. Güzel bu. Nice. Bir dakika. Türk yapsana oğlum. 74 sıraması var. 1.90. Kaça kadar sıçıyor? Bakın 2.72'ye kadar sıçıyor. Görüyor musunuz? Yani şu anda 2.4 santim kannavaro. Ya 271 Ya 271'de işte 1.5 santim fark var arada sıçrama konusunda arkadaşlar. Yani aslında Fabio Cannavaro ee, yani Erling Haaland kolay kolay kafa vuramaması lazım. Çünkü bunun teması da 94. Erling Haaland teması kaç? 91. Lan dişe diş göze göz falan hani anladınız mı şimdi an demek istediğim mevzuyu. 1,5 santim. Bakın Haaland önde. Haaland'ı örnek aldık bu arada. E, ee, başka kim var mesela? İşte Erling Haaland dedik. E, ee, şey seç abi. Drogba. Merak ettim bakacağım. Drogba. Onun da sıçaması iyiydi. Fark etmez. Şunu aç. 102'lik en yüksek kartını aç abi. En üst seviyede. Yapıştır. 92 sıçra. Bak bu kaça sıçrıyor mesela? 279. Abi şimdi bundan alamaz. Yani çünkü 279 santim. Fabio Canavaro'nun en yüksek sıçrıyor 270 santim. Baba fark var. 9 santim fark var. Yani buna da kızmayın ama ee, hani kolay kolay şey bir Lewandowski'den falan filan herhalde artık kafa vurdurmayacak gibime geliyor. Levan, şey diyelim. Dur Lewandowski'den de kim var? Ee, mesela Love iyi de vuruyordu. Jude Love. Bakalım abi. En son gelen kartı şu muydu? Kralım. Bir baksana abi. Şu 102'ye bak. 102'ye bak. Bak abi bir merak ediyorum. 95 sıçraması var. 98'e kaça kadar sıçrıyor? 2.66. Bak. Mesela Love'ın kafa vuramaması lazım. Kannavaro'ya denk geldiği zaman. Kannavaro'yu kapattık. Allah'tan bozulmamış. Tamam sıkıntı yok. Neyse siz olayı anladınız değil mi? Yani 2.70'de bakın Haaland'ın sıçradığı yere kadar sıçrayabilen bir Fabio Cannavaro var. Dediğim gibi Drogba ekstra. Hani o 9 santim daha fazla vuruyormuş. O vurduğu zaman da kızmayacağız. Ama şimdi Messi vurursa. Dur dur buraya bozma. Ha dur. 279 tamam doğru demişiz. Messi aç bak kafa vuran Messi aç. Şu kafa vuran Messi. Bendeki Messi. Ya güya kafa vuruyor ya. Bunun kafa özelliği var ya onun için açtım. 2.46 yani artık. Yani Cannavaro o. Messi'nin üzerine çıkıp. Bir de böyle tabayla şeye basıp. Omuzlarına basıp falan öyle vurması lazım. Yani arkadaşlar bak 2.46. Hani neyse siz mevzuyu anladınız. Daha fazla bu konuyu uzatmayacağım. Videoda uzamasın arkadaşlar. E, Fabio Cannavaro da e, bence iyi gözüküyor. Hatta bir şey merak ediyorum. Neyi merak ediyorum? Saliba ile bunu sıçramasını merak ediyorum. Saliba. Bendeki saliba kartı şu bak. Bu yan çar paketten gelen saliba ha bu arada. Arsenal ne paketinden geldi tam hatırlamıyorum şu anda. Hatta dedik ki epic kart geliyor dedik. Bak 102'lik saliba görüyor musunuz? Beyler. Oyundaki en iyi saliba kartı. 2.73 Kaç bu? 2.70 E tabi. Şimdi bunun da 1.93 boyu var ama arkadaşlar. Yani. Mesela bu sıçrama değişince buradaki oran değişiyor sanırım. Size şimdi onu göstereceğim bir dakika. 2.75'e çıktı bak 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 izle bak. Görüyor musun kral? Bak hop Sıçrama yükseltince 2.75'e kadar sıçrıyor bu oyuncu diyor. Şimdi bunlara da artık dikkat edin. Hani kannavaro tamam. Ee, boyu kısa ama. Yani artık 2.70'e kadar sıçrayabilme kapasitesine de sahip bir oyuncu. Buraya kadar her şey okey mi gençler? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bence anlaşılmayan hiçbir şey yok. Bu oyuncuda neler varmış? Akrobatik uzaklaştırma, kaptan, mücadele, açıyı dağıtma, hava üstünlüğü, bir hava üstünlüğü yine verin. Ver abi hava üstünlüğünü yine ver buna. Oyuncuya. Mücadele ruhu da varmış. Tamam sıkıntı yok. Ee, pası 70-70 pas verebilirsiniz. İyi pas atsın. Yani 70 düşük bir pas seviyesi ama hafif üstekten pas, tek pas gibi özellikleri atabilirsiniz bence. Sıkıntı yok. Ee, verebilirsiniz oyuncuya. Atabilirsiniz ne lan? Verebilirsiniz oyuncuya. Durum bu gençler. Tamam mıyız? Bu paket açılabilir bir paket. Beyler tabii ki olmayanlar da açabilir. Yani... İşte bende bu 3 oyuncu yok. Bilmiyorum açar mıyım ama ben Kylie Walker istiyorum arkadaşlar. Walker'a açacağım. Walker. Yani Walker. 2.64'e kadar sıçıyorum Bak çünkü mesela bu. Bak şimdi mesela Walker'a şey vermemiz lazım. Kral. Sıçrama vermemiz lazım herife. Bunu biraz daha sıçratmamız lazım. 85 temas. Biz bunu nasıl yaptık ya? Ha bek değil oğlum. Ha şimdi oldu. Şu olay. Şu 90 sıçramaya getireceğim de bir dakika arkadaşlar. Geldi mi lan? Geldi 90 sıçramaya. 2 puanımız kaldı. Ee, ben bunu nasıl yaptıydım ya? Yani neyse. Şimdi onu şey hızlıca yapayım da. Video öteki diğer videoyu izleyin arkadaşlar. Şimdi bu da hızlıca yaptım. 2.72'ye sıçradı gördün mü herif? 90 sıçrama verince. Olayımız bu. Bu ne oğlum? 95 hız 91 zamma. Efsane. Neyse bunu yine kurcalarım ben. Bunu şimdi hızlıca yaptım arkadaşlar. Siz buna aldanmayın. Bir önceki videoyu izleyin. Volker orada daha böyle şey yaparak analiz ederek yükselttim çünkü. E, şimdi yalan yanlış böyle yükseltmeyin siz. A, a, bu da a, bu da Bekeko gene oynar abi. Manyak bir şey oluyor. Bu, bu böyle de oynar oğlum. <laughs> bu manyak bir kart yani. Bu böyle de oynar. Sıkıntı yok. Neyse. Durumu gençler. Güzel kartlar güzel. Hadi bakalım Konami. 106'yı gördüğün kanına var oyla. Bundan bir sonrası herhalde 108 falan gelir. Bu böyle gidiyor. Beyler kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kaç topa ne çıkarttınız onları da lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.